Bağlama büyüsü yaptığını iddia eden de var. İki günde sevdiğine kavuşturmayı vaat eden de. Sosyal medya insanların duygularını istismar eden, sözde büyü ve tılsım yoluyla vurgun yapan sahtekarlarla dolu. İnanıyor musunuz bu büyücü işlerine? Hayır. Evet, inanıyorum. Kız arkadaşım beni sevmiyordu. Sevmesi için medyum yaptım. Hanımla biraz aramız bozuk ama... Hı, evet. Bir şey yapabilir miyiz? Yapılacak bir şey varsa tabii ki. Ne yapacaksın sen bize? Tılsım yapacağım. Özel hayatında ya da iş dünyasında sorun yaşayan kişileri sorunlarınızı çözeceğiz diyorlar ama hiçbir sorunu çözmüyorlar. Üstelik maddi zararı uğratıyorlar. Son dönemde sosyal medyada medyum ve büyücü furyası başladı. Her yerde dolular. Kızılay'da çıkın 50 tane bulursunuz yani medyum. Onlar bence para tuzağı. Cinlerim var bilmem ne gibi şeyler de söylerler. İnanmayalım, onsuz da kalmayalım. İsimlerinin başına hoca, medyum gibi sıfatlar ekliyor o sahtekarlar. Sloganları ise belli. Bize ulaş, sen de sevdiğine kavuş iddiasındalar. Bak, büyü kötülüğüne yapılır, kılsın iyiliğine yapılır. Ha. Peki üstümüzde büyü falan var mı, görebilir miyiz onu? Bunları tabii ki anlatacağım, tabii ki. Kağıt verdi bana, suyun içine koy içsin dedi. İçti, hiçbir şey olmadı. Para verdiniz mi? Verdim. Ne kadar? 1000 lira. Bağlama, soğutma, kısmet açma, aşık etme, ayırma vaatlerinde sınır tanımıyorlar. Duygu istismarıyla binlerce liralık vurguna imza atıyorlar. Gelebiliyorsanız gelin karşılıklı anlatayım ya da... Bir şekilde yani resminizi ya da atın, ona göre anlatayım. Ben bir tane Karşıyaka'da biliyorum. Servet Hoca falan diye. Onlar böyle içeri falan atıldı, neler neler yaşandı. Sahtekarlıklarına inandırmak için her yolu deniyorlar. Görüntülü arama yapan da var. 56 kişi benim sayemde evlenme teklifi aldı. 28 kişi sevgilisiyle tekrar bir araya geldi diyen de var. Bunun parası ne kadar? O bakım ücreti 200 TL, yapılacak işlem varsa ona göre de... Bir şeyler söylüyorum. Hayat öyle gerçekten kolay olsaydı herkes sevdiğiyle birlikte olurdu. Üstelik kendisine başvuranlardan tekrar para isteyen, vermezsen büyü yaptırdığın kişiye durumu anlatırım diye tehdit edenler bile var. Hem bunun dini boyutta günahını düşünsünler, hem de psikolojik olarak yazık diyorum.